Uğur Mumcu demişti. Bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takılır. Olayın ortaya çıkması üzerine Atatürkçülüğe sığınan Ediz'in şoförünü suçlamıştı. CHP Atatürk istismarında şampiyondur. CHP'nin en büyük sermayesi Atatürk'tür. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan binlerce kaçak elektronik sigara ve aparatlar ele geçirildi. Nerede? CHP milletvekili Ediz'in çakarlı aracında. Kimse şok olmadı. Haber sıradan muamelesi gördü. CHP Edirne milletvekili Ediz'in makam aracında yüzlerce kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirildi. Kaçakçılık yapılan çakarlı aracın sahibi CHP'li vekil Ün konuştu. Kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda ülkemizin tamamında ve şehrimiz Edirne'de çalışmalarımı sürdürmekteyim. Tamam da kaçak sigaraların Mustafa Kemal'in ilke ve hedefleriyle olan bağlantısını anlayamadık. Atatürk'ü bir maske olarak kullanmayı çok seviyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu da böyledi biliyorsunuz. PKK demcilerle kol kola fotoğraflar verir. Hemen arkasından biz Kuvayi Milliye Partisi, Atatürk'ün partisi. Atatürk'le paket yapıp yutturmaya çalışıyorlar. Şimdi İmamoğlu da öyle. Şöyle devam ediyor CHP'li vekilin. Şoförlerimden birinin bir cahilliği sonucu böyle bir olay yaşanmıştır. Benim haberim yoktu. Kaçakçılığın sebebi cehaletmiş derken detaylar ortaya çıkmaya başladı. Aracın sadece 2024 yılı içerisinde Ün adına 61 defa Bulgaristan'a giriş ve çıkış olmak üzere tescil kaydı olduğu tespit edildi. Hoppala, 2 milyon lira çarpı 61. Giriş çıkış, iyi para. Vekil aracıyla kaçakçılığın ardından gözler Özgür Özel'e çevrildi. ABD ziyareti öncesi konuştu. Süreci yakından takip ettiğini söyledi. Ben kendi açıklamasını takip ettim. Açıklamasını tatmin edici buluyorum ama süreci yakından takip edeceğiz. 61 defa Bulgaristan'a giriş ve çıkış yapmış ama aracın sahibinin haberi yok. Yerseniz neden? Çünkü aracın sahibi CHP'li vekil Ün, Mustafa Kemal'in ilke ve hedefleri doğrultusunda var gücüyle çalışırken cahil ve bir o kadar da sabıkalı olan şoförün kaçakçılık yaptığını görememiş. Neyse canım, araç bu. Girer çıkar, kaçakçılık yapar. Olur böyle şeyler. Atatürk'ün ilke ve hedeflerinden sapmadıkça, hele ki baklava desenli süveter varsa, ki o süveterin teflon etkisi vardır, giyersen üstüne hiçbir suç yapışmaz. Gazi hayatta olsaydı, emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel siyasi formülü bellidir. O formülün içinde en büyük ağırlık Mustafa Kemal Atatürk'tedir. Fakat Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir sermaye gibi kullanır. 29 Ekim, 30 Ağustos, gün kollar. Bakar, yıllardır takip ederim. Benim CHP'de gördüğüm şey şudur. CHP Atatürk istismarında şampiyondur. CHP'nin en büyük sermayesi Atatürk'tür. CHP siyaset üretmez, Atatürk'le ilgili fırsat kollar. İşi budur. Yani onun için yok işte Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarının düzeyi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel vaziyeti, efendim çok saygılıdırlar, 30 Ağustos falan filan. Ya iyi de kardeşim yani, Mustafa Kemal'in itleri de yani adamın arkasındasınız, yanındasınız. Müsaadin abi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetçilerinde şu hassasiyet yok. Ya bu hutbelere, Diyanet'e falan gösterdiğiniz hassasiyeti Sırrısakka'da gösterin ya. Adam Mustafa Kemal'in generalleri değil, itleri bile olsanız dedi ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağzından cümle çıkmadı eleştirmek için. Ne yapalım? Ya nasıl ne yapalım ya? Ona da bir hassasiyet gösterin. HDP olunca, DEM olunca diliniz tutuluyor. Diyanet olunca bir anda Atatürkçü oluyorsunuz. Bu samimi değil, kusura bakmayın. Şimdi, Abdullah Zeydan, PKK sizi tükürüğüyle boğarlıyor. Ekrem İmamoğlu makamında ağırlıyor. Hikayeye bak abi ya. Zaten sorun orada. Sorun orada. Zeydan'ın kararı yani. Kesinleşti bu mi? Bu kadar taltif etmeyin en kararı azından. Kararı kesinleşti ya. Mi? Ya olacak iş mi ya? Yani Atatürk'le ilgili biraz samimi olun. Sorun burada. Yoksa ben size katılıyorum. Evet, hutbede de olsun. Duayla da anılsın. Hak ettiği gibi Cumhuriyet'in kurucusu. Ama yani bir çifte standart olmaz ki. Ya PKK'lılar sabah, ya HDP'liler özür dilerim, çok affedersiniz. HDP'liler, DEM partililer sabahtan akşama kadar Atatürk'e hakaret ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi içinde Cumhuriyet Halk Partisi korumayla ilgili bir kanun var. Niye vesaire, Cumhuriyet Başsavcılarına bunu söylemiyorsunuz? Atatürk'le ilgili ya, bir şey değil Cumhuriyet ki. Halk Partisi neden savcı samimi orada. Değil? Hayır, savcı orada. Sen mi değil Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü bu yapay işlerle uğraşmamamız gerekiyor. Demin yapay demiyordunuz. Hutbeyi hayır, ben hutbeden bahsediyorum. Bunları var ya Halk TV'de iletiyor. Yemin ediyorum bak, orada her şey Atatürk'le ilgili. Her şey. Ya bir çay tabağı satmak. Bu sevginin neresi denk geliyor? Her şey. Atatürk'lü su bidonu, halı. Ya en son gördüğünüz gibi pusula satıyorlar. Atatürk imzalı falan. Açıyorsun, hep Akdeniz'i gösteriyor böyle.
hangi Türk gençliğinin Atatürk imzalı bir samuray kılıcına ihtiyacı yok. Bunu satıyorlar ya. Ve şöyle bir ortam var. Versene, size bir aşağı yukarı halkla bir kosmeye yapacağım. Klasik, hiç oluyor. Önde samuray kılıcı tutan bir adam var. Arkadan ses geliyor. Gazi'nin mirasını gerçek anlamda yaşatanlar, millete efendilik taslayanlar değil, 85 milyonun tamamına hizmetkarlık yapanlardır. Biz işte bunu sağladık, bunu başardık. Türkiye'yi ayağına vurulan prangalarından biz kurtardık. Bizim dönemimize kadar Türkiye'nin en büyük sorunu milletin kurduğu cumhuriyeti, milletin değerleriyle, inancıyla, kültürüyle hesaplaşma aracı haline dönüştüren istismarcılar olmuştur. Gardrop Atatürkçüleri yıllarca bu ülkeyi ikinci sınıf demokrasiye, ikinci sınıf ekonomiye mahkum ve mecbur etmişlerdir. Cumhuriyete ve kazanımlarına Gardrop Atatürkçüleri kadar zarar veren başka bir kesim olmamıştır. Gazi'nin vefatından sonra milleti yıllarca inim inim inletenler işte bunlardır. Milleti mümeyyiz görmeyip yıllarca sandığı önünden kaçıranlar bunlardır. Rahmetli Menderes'ten merhum Özal'a kadar Türkiye sevdasıyla çalışanlara hayatı zindan edenler bunlardır. Güya Cumhuriyeti koruma adına 1960'tan itibaren her 10 yılda bir milli iradeye kastedenler bunlardır. Anadolu insanını takunyalı, örümcek kafalı, makarnacı, yobaz, göbeğini kaşıyan adam diyerek aşağılayanlar bunlardır. Kızlarımızı kılık kıyafetlerinden dolayı üniversite kapılarında ağlatanlar bunlardır. Kadınların sadece okuma hakkını değil, kamuda çalışma ve seçilme hakkını da gasp edenler yine bunlardır. Cumhuriyet mitingleri adı altında darbe çığırtkanlığı yapanlar bunlardır. Sırf oy tercihleri sebebiyle depremzedelerimize hakaret edenler yine bunlar. Bu faşist zihniyetin mensuplarıdır. Milletle ve milli iradeyle barışmak istemeyen bu çevreler bugün de farklı yöntemlerle içlerindeki nefreti kusmaya devam ediyor. Biz bunların kim olduklarını ve hangi habis niyetlerle hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeyi inançla sürdüreceğiz.